Freud'un psikoanalitik gelişim kuramının filme aktarımı. Ben burada bu kuramın detaylarından bahsedip ne kendimi ne de sizi sıkmak istemiyorum. Ancak size tavsiyem akademik yayınlara bakmanız. Ne olduğu belirsiz, kopyala yapıştır sitelerde yazanlara çok itibar etmeyin derim. Ben yine de şu kadarını yapmak istiyorum bu videoda. Bu kuramın filmle alakalı kısmını akademik kaynaklardan özetleyerek ekrana yansıtıyorum. Eğer bu görüntüyü durdurarak okursanız bence bu kadarı bile filmi anlamak için yeterli olacaktır. Eğer bunlar size yeterli gelmezse hızlıca bir okuma yapabilirsiniz internet üzerinde. Jeffrey fallik döneme geçiş yapan bir çocuğu temsil ediyor. Freud'un kuramsal yaklaşımında çocuğun 6 yaşına kadar geçirdiği cinsel gelişim evreleri çok önemlidir. Örneğin ona göre ileriki yaşlarda koleksiyon yapan insanlar ya da çöp evlerde yaşayanlar anal dönem saplantısına sahiptir. Ancak Freud için en önemli dönem fallik dönemdir ki biz bu filmde çoğunlukla Jeffrey'nin bu dönemin özelliklerini taşıdığını göreceğiz. Çocuk bu dönemde cinsel kimlik kazanır ve cinsel farkındalığı bu dönemde oluşur. Burada şöyle düşünebilirsiniz. Tamam da Jeffrey bir çocuk deyin. Liseyi bitirmiş bir genç o. Evet böyle gerçekten de ama söylediğim gibi David Lynch sembollerin üstadı. Düz mantıkla ne onu ne de onun filmlerini anlayabilirsiniz. Örneğin şu sahnede Jeffrey kör adamın gösterdiği sayıyı nasıl bildiğini anlayamıyor. Diğerinin onun sırtına dokunduğunu fark edemeyecek bir yaşta değil o aslında. Hey Ed, how many fingers? Four! I still don't know how you do that. Burada bize onun anal dönemin sonlarında bir çocuğu temsil ettiği vurgulanıyor. Onun bir şişeye taş atması ve onu düşürmeye çalışması da çocukların takıntılarına bir gönderme. Onun bu hareketi o yaştaki birisinden beklenecek bir takıntı değil. Daha önce defalarca konuştukları kadının adını unutması da onun çocukluğuna bir gönderme. Wait a minute, what's your name? Oh, brother Jeffrey. Bu kadar basit bir bilgiyi unutmamak için onu tekrar etmek zorunda hissediyor kendisini. Thanks. Dorothy Fallon, 7th floor. Bu arada kadının 7. katta oturduğu söyleniyor ama binanın geçtiği sahnelere bakınca bunun 7 katlı bir apartman olmadığı rahatlıkla görülebiliyor. Jeffrey'nin psikoseksüel gelişimini biraz daha detaylandırayım. Filmin başlarında bence muhteşem bir sahne yer alıyor. Kapkaranlık bir sahne geliyor önce ekrana. Sonra Jeffrey yavaşça kapıyı aralıyor. Jeffrey kapıyı hızla açarak kendisine güvenen bir tarzda da çıkabilirdi oradan. Ama hayır. Bu sahne onun anal döneminden çıkışını simgeliyor aslında. Bu dönemde çocuk yavaş yavaş yürümeye, konuşmaya ve kendisinin farkında olmaya başlar. O yavaş yavaş anal dönemdeki bağımlılığını atmaya başlıyor. Teyzesi ve annesinden izin almıyor dikkat ederseniz. Going out for a while. Ama bir ergen tavrı da gösteremiyor. Yani ben çıkıyorum deyip kapıyı vurup çıkamıyor oradan. İzin almıyor ama onların tepkisini bekliyor. Ona belli bir sınırlama getirildiğini de fark edebilirsiniz. Well, Jeffrey, you're not going down by Lincoln, are you? No, I'm just gonna walk around the neighborhood. Don't worry. İşte bunlar anal dönemden fallik döneme geçişin adımları. Zaten bu yüzden televizyonda ağır ama emin adımlarla yukarıya çıkan birisini görüyoruz. Bu adımlar dönemler arası geçiş simgeliyor. Jeffrey dışarıya çıktığında da harika sahneler yer alıyor. Önce karanlıkta tek başına yürüyor. Gece yarısı güneş gözlüğü takan ve kocaman birisi olmasına rağmen küçücük bir köpeği olduğu görülen bu adam bir çocuğun çevreyi nasıl algıladığını gösteriyor bize. O yaşta belki çoğu şey anlamsız ve mantıksız görünür çocukların gözüne. Onlar çevrelerinde gördüklerini yetişkinler gibi algılamaz. Belli bir mantığa oturtmakta zorlanırlar gördüklerini. Aynen bizim bu sahneye anlam vermekte zorlanmamız gibi. Yönetmen aslında biz farkında olmasak da bizi de Jeffrey'le aynı yaşta olmaya zorluyor. Bunun başka örnekleri de var ama konuyu dağıtmamak için onlara değinmiyorum. Jeffrey anal dönemi sona eren veya sona ermek üzere olan bir çocuk. Buradaki adımlarını fallik döneme doğru attığı adımlar olarak düşünebiliriz. Meraklı hem de çok meraklı. Bunu onun ağzından da duyuyoruz. I'm just real curious, like you said. I was the same way myself when I was your age. Çünkü anal dönemde çocuk etrafında olup biteni algılamaya başlar. Bu da onun meraklı olmaya yeter. İşte bu merak duygusu filmde onun kulağı bulmasıyla sembolleştirilmiş.
Ancak dikkat ederseniz henüz kendisi çok net ve bağımsız kararlar alamıyor. Kulağa getirip polise teslim ediyor. Onun bağımsız kararlar alma dönemi değil henüz. Ancak yavaş yavaş bu yönde adımlar atıyor tabii ki. Merak duyuyor çevresindeki her şeye, aynen anal dönem çocukları gibi, ancak nasıl birisi olacağına ve ne yapacağına henüz karar veremediğini kaçırmayın lütfen. Bu kararı biraz sonra verecek. Polisin onun karşısındaki oturuş biçimi de çok önemli. O gelişimini tamamlamış birisi ve özgüveni yüksek. Ama Jeffrey'de ise onun tam tersi, silik ve ezik bir duruşa hakim. Elleri birbirinden ayrılmıyor konuşma sırasında. Onun film boyunca alçak sesle ve silik konuşmasının nedeni de bu. O yaşın gereği bunlar zaten. Eğer o bir ergen olsaydı duruşu ve konuşması böyle olmazdı. Cinsel kimliğinin farkındalığı. Yönetmen Jeffrey'nin evden ayrıldıktan sonra faallik döneme geçiş yaptığını üzerine basa basa gösteriyor bize. Önce bir karanlık görüyoruz, aynen az önceki kapı açılma sahnesi gibi. Sonra Sandy karanlığın içerisinde beliren olağanüstü bir varlık gibi betimleniyor. Jeffrey onu çevreden bağımsız olarak görüyor çünkü o an onun cinsel farkındalığı oluştu ve sadece Sandy'ye odaklanıyor zihni. İşte bu an onun anal dönemini tamamen ardında bıraktığı ve faallik döneme geçtiği an. Bu andan sonra ondan beklenmedik davranışlar görmeye başlıyoruz. O bu yüzden şu sahnede bizden kimse şüphelenmez diyor. No one will suspect us because no one would think two people like us would be crazy enough to do something like this. Çünkü çocuklar yaşları ilerledikçe daha önce göstermedikleri ve kendilerinden beklenmeyen davranışları sergilemeye başlar. Jeffrey daireye girdikten sonra yaşadığı her şey onun cinsel kimliğinin farkında olmasını sağlayan dönemsel faktörler. Örneğin onun dolabın içerisinde saklanması, faallik dönemdeki çocukların cinsel yasakların farkında olmasının bir işareti. Ancak ne olursa olsun merak duygusu ağır basıyor ve her şeyi seyretmek istiyor. Yani cinselliğini keşfetmekten alıkoyamıyor kendisini. Evin içerisinde Dorothy'nin onu yakalaması, özellikle o dönemde çocuğun cinsel gelişiminin tüm evrelerinin ebeveynler ya da yetişkinler tarafından bilinmesi anlamına geliyor. Diğer taraftan Dorothy'nin onun üzerinde kurduğu baskı onu iyice pısırık bir hale getiriyor. Bu dönemde çocuğa gösterilecek dengesiz tepkiler onlarda aşırı çekingenliğe yol açar. Dorothy işte bunu yapıyor. Ona iyi dişlik korkusu diye isimlendirilen durumu yaşatıyor. Faallik dönemi yaşayan Jeffrey penisine zarar geleceğini düşünüyor ki zaten Dorothy'nin elinde bıçak bulunuyor. Dorothy ona ne istediğini soruyor ama o bilmiyorum diye cevap veriyor. O yaştaki çocuğun tam olarak vermesi gereken bir cevabı veriyor. Ancak az sonra Jeffrey'nin rahatladığını göreceğiz. İyi dişlik korkusu kayboluyor. Bu sahne yönetmenin doğrudan faallik dönemin detaylarını aktardığı bir an. Ataerkil yapının inşası. Diğer taraftan daha önceki şarkı sahnesinde ulaşılmaz ve üstün bir figür olarak gösterilen Dorothy'nin şu an toy bir gencin önünde ya da faallik dönemini yaşayan bir çocuğun önünde diz çökmesi, ona ne istediğini sorması, böyle konuşmam seni mutlu ediyor mu demesi, ataerkil yapının inşa ettiği toplumsal yapılara bir gönderme olarak kabul edilebilir. Kadınların ne yazık ki erkeklerin arzu nesnesi haline gelmesini veya genel anlamda erkeklerin hükmettiği toplumsal yapıların nasıl inşa edildiğini gösteriyor bize yönetmen. Frank'in Dorothy'ye davranış tarzında böyle düşünebiliriz. Kadının kendisine hizmet etmesini istiyor. Bu durum hem zihinsel hem de toplumsal bir yönlendirme sonucu oluşuyor, ancak ben bunun üzerinde çok durmak istemiyorum. Frank ve Dorothy arasındaki rahatsız edici ilişkiyi gizlice seyreden Jeffrey aslında o an anne ve babasının cinselliğini keşfediyor. Frank, Dorothy'ye açıkça anne diye sesleniyor. Oh, mommy, mommy. Dorothy de onun annesi rolüne bürünüveriyor. Bu sahneden daha önce zaten telefonda Frank ile annesi gibi konuştuğunu duymuştuk. Mommy loves you. Okay, Frank, sir. Bunun rahatsız edici bir ilişki olarak tasvir edilmesinin bir nedeni de işte bu. O yaştaki çocuklar anne ve baba arasındaki cinsel ilişkiyi tam olarak anlamlandıramaz ve bundan rahatsız olur. Jeffrey bu yüzden Frank ayrıldıktan sonra bir kurtarıcı edasıyla tırnak içerisinde annesinin yardımına koşuyor. Onu çaresizlik içerisinde görüyor ve ona yardım etmek istiyor. Sonrasında zaten Dorothy'nin onu sıkıca sardığını ve ona çocuğunun adıyla seslendiğini görüyoruz. Yönetmen neyi anlattığını anladığımıza emin olmak istiyor.
Bu sarılma sahnesinin aynısını finalde de görüyoruz ama bu kez Dorothy gerçek çocuğuna sarılıyor. Sakın bana bakma. Bu sahnede söylemeden geçmek istemediğim birkaç nokta daha bulunuyor. Frank ve Dorothy arasındaki ilişki her ne kadar rahatsız edici olsa da Dorothy'nin bundan haz aldığını çok net olarak görüyoruz. Frank toplumsal baskılardan ötürü bu tür bir ilişkinin o erkeksi kimliğine zarar vereceği düşüncesini taşıyor içinde. Yaptığı eylemden utanıyor aslında ve onu kimsenin görmesini istemiyor. Bu nedenle sürekli kendisine bakılmamasını istiyor. Ancak Dorothy Frank'in ona vuracağını bile bile ona bakmayı tercih ediyor. Frank ona vurduğu zaman Dorothy bundan haz alıyor. Tipik bir mazoşist eğilimi bu. Cinsel şiddetten zevk alınması ve partnerin kendisine acı çektirmesi sık rastlanan bir fetiş ya da mazoşist eğilimdir. Yönetmen burada bu duruma da ince bir gönderme yapmayı ihmal etmemiş. Karakterler üzerinde konuşmaya devam edeceğim ama zihinleri biraz dinlendirmek için başka bir konuya kısaca değinmek istiyorum. Sonra tekrar kaldığımız yerden devam edebiliriz. Moonlight, alone, so lonely.